Daha yüksek insan üzerine okuyorduk arkadaşlar. Tabii çok can alıcı bir metindir. Dikkatli okumak lazım. Bazı felsefeci arkadaşların görüşlerinin aksine Zerdüşt, tabii Nietzsche'yi de yanımıza alarak açıklıkla söyleyebiliriz ki Nietzsche'nin çok önemli bir metnidir. Herhangi bir işte edebi deneme tarzı değildir. İşte asıl metinleri şunlardır, şunlardır gibi saptamaların çok Anglo-Amerikan bir bakış içinde ve bir akademik sığlık ve darlıkla söylendiğini düşünürüm. Elbette o da Nietzsche'yi anlamak için Zerdüşt'ü koymamak gerekir. Çünkü Zerdüşt'ü anlamak için Nietzsche'nin bütün öyküsünü bilmek gerekir. Ayrıca İşte Nietzsche'nin zamanında olup bitenleri, kimlere karşı olduğunu, neden dolayı olduğunu ve özellikle arkadaşlar Max Stirner'i bilmek lazım. Stirner de bir anarşisttir, Alman. Galiba Türkçe'ye de çevrilmiştir. Stirner diye yazılıyor. Ve o dönemin çalkantılı havasını, yani 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan, sonlarına doğru giden serüvenini Avrupa kültüründe bilmek gerekir. Ve Nietzsche için açık uçlu düşünmek gerekir belki bütün filozoflar için. Onun için de işte Kant üzerine belki yüzlerce makale yazılmıştır ama Kant hala yorumlanmakta olan bir filozoftur. Tabii Kant o kadar kapalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kant'ı hermeneutik bir gözle değil de daha mantıksal ve analitik bir bakışla okumak Kant'a daha yakın olabilir ama Kant'ın antropolojik metinleri var. Yani onlar kendisinin felsefi saymadığı metinler var. Onlar çok ilginçtir. Galiba Türkçe'ye onlar çevrilmedi. Dolayısıyla belki her filozofun hermeneutik yahut yorumsamacı gözle okuyabileceğimiz metinleri olabilir veya hayatı olabilir. Yani çünkü okumak yorumlamak anlamındadır. Her insanda bir metindir belki bir anlamda, değil mi? Frankofon düşüncesinin vurguladığı gibi her insan bir metindir ve tabii bütün bu tartışmalar olmadan önce 1969-70'li yıllarda o zaman ne Heidegger, Derrida filan doğru dürüst bilinmiyor. İşte bir takım Marksist metinleri uyduruktan Türkçe'ye çevirmişler, okumaya çalışıyoruz. Ben o sıralar Soyut diye bir edebiyat dergisi var. ODTÜ Elektrik'te okuyorum ve Soyut Edebiyat Dergisi'ne bir psikiyatrist, şair abim çıkarıyordu. Halil İbrahim Bahar, toprağı bol olsun demeliyim. Dış Kapı Hastanesi'nde psikiyatristti.
okumak üzerine konuşuyorduk da o bir şair sezgisiyle bir gün meyhanede içerken onunla bana şey demişti. Ya sevgilim benim evime geliyor. Bir gün geldi ona dedim ki o onun sevgilisi de sormuş ona demiş ki hani hep sorulur ya bu kadar kitabı okudun mu diye böyle evinde birçok kitap. Bu kadar kitabı okudunuz mu diye. Onun da cevabı sen de bir kitapsın sevgilim okunacak dedim diyor. Demek ki o zaman da bir okuma şeyi demek ki düşüncesi varmış. Benim çok iyi olmayan belleğimde de kalmış nedense bu söz. Yani okumak, yorumlamak, değerlendirmek, anlamak, dolayısıyla geleceğe taşımak anlamını içermektedir bir anlamda. Şimdi bu uzun metnin 16. parçasında kalmıştık yanılmıyorsam arkadaşlar. Neydi bugüne kadar şu yeryüzündeki en büyük günah? Bakın Avrupalı entelektüel ateist de olsa günah duygusundan kurtulamaz. Yani Avrupalı entelektüel Hristiyan ateist. Yani ateistlerin de ya bizim Türkiye'dekiler muhtemelen Müslüman ateisttir. Yani kültür olarak. Nasılsın koçum deyince elhamdülillah iyiyim der mesela. Şimdi, hamdolsun iyiyim diyebilir. Ya, bu İslami bir deyimdi. Dolayısıyla ona geçmiş. Ve muhtemelen der ki ya işte ben öldüğüm zaman benim işte camiden kaldırın filan halbuki inanmaz ama o kültüre bir biçimde uyar. Hani yakma gibi bir şey belki bizim yasalarımızda da olan aklı mıdır bilmiyorum. Neydi bugüne kadar şu yeryüzündeki en büyük günah? Burada gülenlerin vay haline demiş olanın sözü değil miydi? Gülme ve günah ilişkisi. Mesela o Foucault'un Gülün Adı romanında onun filmini de çevirmiştik değil mi? Yani rahipler gülmeyle ilgili olan metinleri ortadan kaldırmışlar. Yani gülmenin imana aykırı olduğu gibi bir düşünce içinde. Halbuki ne güzel imandır o. Tebessümle ve edepli bir kahkahayla yaşanan. Gülemezseniz insan değilsiniz. Yani inanmak dopdolu insan olmak demek. Her haliyle insan olmak. Yani bir taraflarını bastırıp bastırıp öyle olmaz arkadaşlar. İnsan dediğiniz dört dörtlük olacak. Yani mesela Fransızlar bir zamanlar buna l'homme intégral diyorlardı. Yani bütün insan. Bu tabii Rönesans'la birlikte gelen bir şey Batı düşüncesi. Dolayısıyla yani ben hekimim, müzikten anlamam veya ben mühendisim, şiirden ne anlarım diye. Olmaz böyle bir şey. Sen bir insansın ve insanın duyarlılığı ve anlayışı ne kadar genişse sen de o kadar genişlemek durumundasın. Ben matematikten anlamam. Zaten ilkokuldan beri başarısızdım. Bir anla ya matematik bir şiirdir. Müthiş bir şeydir. Yani bu matematik korkusu seni ne kadar sığ ve dar bir insan
yapabilir. Farkında mısın? Neden matematikten anlamıyorsun? Matematikten anlayamıyorsan demek ki senin bir yerlerinde bir şey var. Yani bir matematikçi o demiyoruz ama yani bir veri bir disiplinle düşünebilme işini bir dereceye kadar öğren. Yani matematiğin mana ve lezzetini içtiyse anlamaya çalış. Onun kendisi yeryüzünde gülmek için neden bulmamış? Oho! Ne diyeceğiz, sen ölmüşsün arkadaş. Yani dünyada her şey gülünebilir. Yani o kadar gülünç bir dünyadayız ki. Yani baştan aşağı. Bir neden bulamıyorum. Ciddi olmak lazım. Laubalinin lüzumu yok. Dünyada herkes insan olma vazifesini yerine getirir. Gülmeyin. Şimdi öyle öğretmenler var. Sınıfa girer girmez. Gülmeyin çocuklar. E tabii çocuk güler mi? Yani öğretmenim, senin bu sözüne ben gülerim. Yani gülmeyin çocuklar, neden gülmekten rahatsız oluyorsun ki? Herhalde bana gülüyorlar. Benim bir eksiğimi görüyorlar, gülüyorlar. Değil mi bazı öğretmenler de? Sen arkadaki neye gülüyorsun? Ya ne bileyim, aklına bir şey gelmişti. Belki de sana gülüyor. Gülünmekten niçin korkuyorsun ki öğretmenim? Öğretmene öğrenciler hep güler. Eğer sen gülünmeye katlanamıyorsan öğretmen olamazsın ki. Seninle alay eder, hakaret eder, ne bileyim işte arkandan her türlü iş çevirmeye, seni kepaze etmeye çalışabilir. Çünkü bu sonuçta bir güç ilişkisidir. Seni o dört duvarla çevrili dershane veya sınıf denen berbat bir yerde bir otorite olarak gördüğü zaman rahatsız oluyor ister istemez. Ya şunun bir tozunu atayım diyebiliriz yani. Ve dolayısıyla onu karşılayabilecek gücün olması gerekir. Hayata gülebilmek için gülünmeye de hazır olmak lazım. Bana kimse gülemez. Ben mükemmel bir insanım. Bana gülenler ancak kendine gülebilirler. Gülmek bizim dünya görüşümüzde yoktu. Gülmek şeytanidir. Gülenler hepsi cehenneme gidecek. Karaktersiz insan. Habire her şeye gülüyor. Aptal. Yaşamak ciddi bir şey. Ama öğretmenim, gülmek çok ciddi. Gülmek ciddi bir işte. Yani kıkırdama filan anlamında söylemiyorum. Yani asabı bozulmuş olan olup biten her şeye gülüyor. O anlamda demiyorum veya sarhoştur. Aklı olan varlığız ve aklımız olduğu için gülüyoruz. Diğer hayvanlarda yok ki öyle bir şey. Yani gülemiyorsan yazık. Demek ki insan olma yeteneğinin büyük ölçüde önemli bir bölümünü yitirmişsin. Yazık olmuş. Yaşamanın şenliğini duymak ciddi bir iştir ve sorumluluktur. Ve bunu da insanlara aktarmak gerek. Gülmek ciddi bir iştir ve sorumluluktur.
Onun kendisi yeryüzünde gülmek için neden bulamamıştı? Bulamamıştı değil mi? O zaman kötü aramış demektir yalnızca. Yani neden arıyor bulamıyor. Demek ki kötü aramış. Bir çocuk bile burada neden bulabilir? Çocuklar gülerdi. Her şeye güler, salaktır. Çocuk bunlar. Her şeye gülmez öğretmenim. Gülünecek şeyi bulurlar. Çünkü çocukken birçoğumuz yaşamayı önemli ölçüde başarabiliyorduk. Ama zaman içerisinde işte bize eğitim denen hızarın içine soktular. Öyle bir fabrikanın içine oramızı buramızı biçe ciddi ve akıllı insanlar haline geldik. İş görüşmesine gidiyor. İş görüşmesinde ne yapacağımız üzerine eğitim aldım. Yani kariyer sahibi olmak için öğretmen tuttum. Veya kursa gittim. O yeterince sevmedi. Yoksa bizleri, gülenleri de severdi. Ne bileyim duvarımıza yazabiliriz. O kimse. Yani o yeterince sevmedi. Neden? Yoksa bizleri severdi, biz gülenleri. Bunlar da her şeye gülüyorlar, lavali insanlar. Böyle insanları sevmem. Ben ciddi biriyim. Aslında ciddi insanlar çok gülünçtü, biliyor musun? Yani böyle gözlük takarlar böyle kara bir müdür mesela, değil mi? Bilmem ne başkanı, dekan, rektör. Böyle salaklar vardır ama yani kendini bilenler o hale düşmezler herhalde. Ama o bize nefretle ve kötücül alaylarla davrandı. Feryat etmeyi ve diş gıcırdatmayı müjdeledi. İşte gülemezseniz feryat eder, diş gıcırdatırsınız. Nefret ve kin kusarsınız. Maalesef. İnsan sevmediği yerde hemen lanetlemek zorunda mıdır? Yani bir şeyi sevmiyorsa hemen lanetleyecek misin? Hepinizin Allah belanızı var. Hepiniz bir an önce geberesiniz. Ölesiniz. Alçaklar. E tamam, sevmiyorsun. Yani neden lanet okuyorsun ki? Bu bana zevksizlik gibi geliyor. Hem de nasıl? Sevmediğin insanın kötü olduğunu nereden biliyorsun ki? Belki sen kötüsün. Ben asla kötü olmam. Bizim sülalemizde dedemin dedesi, bunlar mübarek insanlar. Hepsi tekkede yetişmişlerdi. Padişahın yakınlarında çalıştılar. Hepsi Mekke-i Mükerreme kaç defa ziyaret ettiler, hacı oldular. Mesela kendine göre bir şey buluyor. Uyduruyor yani. Çok üstün, yüksek insan olduğuna dair işaretler. Benim annemin dayısı da padişahın ibrikçi başısıydı. Çok değerli bir insan. Bir şey buluyor. Bizim ailemiz asildir.
Onun için ben öyle ciğere beş para etmez insana kızlar var. İnsan istemeye böyle aileler arasında bir kasıntı var. Onlar herhalde Çingene soyundan geliyor. Bizim gibi asil olamaz. Ne kadar uyduruk bir şey. Ve bir takım insan topluluklarına Çingene deyip onları aşağılamak veya değişik isimler verelim. Zenci diyebiliriz. Alevi diyebiliriz. Dinsiz, imansız diyebiliriz. Komünist. Benim zamanımda aşağılama yollarından biri de komünistti. Ve o kadar güzel insanları mahvettiler. İşte en belirgin örneği de Nazım Hikmet'tir. Yıllarca hapislerde süründürdüler. O güzelim insanı ve vatansever insanı. Ama o mutlak olan o böyle yaptı. Yani sevmedi ve lanet dedi. O ayak takımının arasından gelmekteydi. Ve o yeterince sevmedi. Şimdi bakın bu sözlere baktığınız zaman Nietzsche'nin öyle sevgiden uzak, karamsar, insanları küçümseyen bir tavır içinde olduğunu düşünmek ne kadar yanlıştı. Sevginin kilise tarafından ele geçirilmesi ve kilisenin tekeli altına alınması ve onu bir iktidar gücü olarak kullanılması kilise tarafından çok hazin bir şey. Ve o yeterince sevmedi o kadar. Yoksa kendisinin sevilmesinden ötürü daha az öfke duyardı. Sevilmemesinden ötürü daha az öfke duyardı. Çünkü yeterince sevmedi. Sevemiyorsanız sevilmemek konusunda çok fazla öfke duymazsın. Fazla öfke duyarsın. Sevebiliyorsanız öfke duymazsın. Çok bilinen hikayeler değil mi? Bizlerde işte Tanrı sevgisi ne yaşamak isteyenlere değil mi? Tekkiye gidip derviş olmak istiyorsunuz. Önce aşık ol da öyle gel derim. İnsanı sevmeyen hiçbir şey sevemez. Hele hani aşkın bir varlık olarak düşündüğümüz varlığı hiç sevemez. Böyle bir şey olamaz. Ve o yeterince sevmedi o kadar. Yani müthiş saptamalar var burada. Yoksa kendisinin sevilmemesinden ötürü daha az öfke duyar. Tabii sevmek zor zanaattir. Çünkü sevmek bir sanat olduğunu düşünüyorum. Ve zor. Herhalde değişik boyutları var ama kendimizi sevemiyorsak başkalarını sevmek de zor. Dolayısıyla kendimizi sevmek de yine başkası üzerinden oluyor. Bütün büyük sevgiler sevgi istemez.
Yani bunu kim demiş? Nietzsche deseniz mesela, Zerdüşt deseniz inanmazlar. Meister Eckhart söyledi. Bir Hristiyan mistiği. Ha, o diyebilir. Ama Nietzsche diyemez diye. Ne kadar çarpıcı bir şey. Çünkü o kadar ön yargılıyız ki bir kitap okuyoruz, işte bu budur. Nokta. Bir düşünceyi, hele hele bir insanı çerçeve içine alıp bu budur diyebilmek ne kadar zor ya. Haindir diyor. Binlerce yıl insanlar birbirine böyle davranmış. Dolayısıyla her insanın taşıdığı derinliği, genişliği, zenginliği fark edemiyoruz. İnsan tükenmez. İnsan bitimsiz bir varlıktır. Yani ömrü bitimlidir elbette. Bilgisi de bitimlidir. Ama insandaki potansiyel bitimsiz. İşte bundan dolayı sanat, felsefe, bilim sürekli olarak genişlemekte, zenginleşmekte. Neden? Çok basit. Biz doğayız arkadaş. Doğa sonsuz. Biz de doğa, doğanın bir öğesiyiz, bir parçasıyız. Sonsuzun bir parçasıyız. Bütün büyük sevgiler sevgi istemez, daha çoğunu ister. Böyle mutlak olanların tümünün yolundan çekilin. Yani böyle bir sevgi içindeyseniz, tabii bir kötü bir sevme biçimi var. Egemenlik altına alan bir sevgidir. Sizi ele geçirir ve tutsak kılar. Bazen annelerin sevgisi de öyle oluyor. Yani 60 yaşınıza geliyorsunuz, telefon ediyor, hala gece yatarken hırkanı giydin mi diyor. Ya anne sen 90 yaşındasın. Ben de 60'ıma gelmişim ya, hırkamı giyerim. İşte o karını da zaten ben baştan beri sevmemiştim, evlenme demiştim. O sana bakamaz. Arada bir bana gel, sana yemek yapayım. Mesela anne o egemenliğini sürdürecek. Yani o açıdan. Anne, ben seni seviyorum ama beni ele geçirme. Sevgi özgürlük vermek. İyi be, benim sevgilim anlamında kırıştıracak. Özgürlük mezgürlük. Hiç tanımam, vururum. Bazen öyle bir... Hiç tanımam. Ne demek sevgi, özgürlük? Öyle şey olmaz. Sevgilim yalnız bana ait. Tabii soru. Nasıl sevmeli, nasıl sevilmeli? Bana sorarsanız, insanın bu gezegendeki çok büyük sorunlarından biridir. Veya bir zamanlar entelektüel dünyada buna sorun demiyordu da sorunsal deniyordu. Sorunsal demek çözümsüz sorun demek. Yani aporia karşılığı eski Yunanca'da. Yani aporia çıkışsızlık demek. Çıkış yok. Hocam soruların
sorusu olarak da ele alınıyor. Soruların sorusu, esas soru gibi. Evet, Altı o da olabilir. şeyde. Olabilir Şenay, yani o da. Müthiş sorular. Tabii insanın varoluşuyla ilgili bir şey. Herhalde bu gezegen bu tip sorulara yanıt bulamadan yok olacaktır. Çok karamsar mı? Düşünüyorum, sanmıyorum. Yani biz insanlar böyleyiz. Yani isterseniz Allah-u Teala bizi böyle halk etmiş diyeyim. Ne dersiniz diyeyim. Yani bir biçimi böyleyiz. Yani mutasyon geçirirsek ben onu bilmiyorum ama bu halimizde çözüm bulamayacağımız çok sayıda sorun var. Yani sorunsallarımız vardır. Belki de bir anlamda insan olmanın ızdırabı bu olmakla birlikte insan olmanın güzelliği de böyle bir şey. Yani insan olmanın sorunlarını duyabilmek, duya duya insan oluyorsa, çıkışsızlığı, ebedi bir mutluluğun olamayacağını, dünya denen bu gezegende özlemlerimizin önemli bir bölümünün gerçekleşmeyeceğini, cennetin neyse o cennet. Şimdi cennet de çok ilginç bir şey. Mesela öyle cennet betimlemeleri var ki bana cehennem geliyor mesela. Beni öyle cennete almayın, cehenneme atın. Yani böyle bir cennet, böyle bir cennette yaşamak istemem ki. Ne biçim cennet ya? Yoksullar akıyormuş da bilmem ne oluyormuş da filan. Böyle bir herkes için ortak bir cennet herhalde. Cennet varsa böyle bir şey olamaz ya. Daha farklı olması lazım diye düşünüyorum. Yani cennet tasavvurumuzda da hala 3000, 4000 ya 10.000 sene önceki cennet tasavvuru devam ediyor. Yani onu da tazelemek lazım. Böyle mutlak olanların tümünün yolundan çekilin. Mutlak olanların yolundan çekilin. Tabii. Çünkü yaşamda mutlaklık yok Nietzsche'ye göre. Olumsaldır her şey. Yani böyledir. Biraz sonra başka türlü olabilir. Sürekli bir dönüşüm vardır. Yani önceden yazılmış bir takım yasaların yerine geldiği düşüncesi Nietzsche'de yoktur. Bu zavallı ve hastalıklı bir tarzdır. Hristiyan kültürü içindeki bakış biçimi, işte sevgi. Sevgi sözünü o kadar çok söylüyorlar ve o kadar yozlaştırıyorlar ki artık bir mutlak bir hale gelip insanın kendini gerçekleştirmesini engellemeye başlıyor. Sevginin zararlı olduğu durumlar vardır. Yani seviyorum diye gidip eşini mesela öldürüyor. Neden öldürdün? Çünkü seviyorum diye. Yani böyle sevmeler de var. Bu zavallı ve hastalıklı bir tarzdır. Ayak takımına özgü bir tarzdır. Onlar bu yaşama kötü gözlerle bakarlar. Kem gözlüdürler.
İşte bunlar yaşayamayanlar. Yaşayamamanın acısıyla yaşamaya düşman olanlar. Kem gözlü olanlar. Sevemedikleri için nefret edenler. Yaşayamadıkları için yasaklar koyanlar. Günahlar, cezalarla insanların beynini ele geçirmeye çalışanlar. Kem gözlüler, Nietzsche'nin deyimiyle. Kem gözlüdürler bu yeryüzüne karşı. Yahu bu yeryüzüne karşı nasıl kem gözlü, kötücül bir bakış içinde olabilirsin? Burada bir hayat var. Hay olan bir şey var. Can olan, canlı olan bir şey var. Bunu nasıl kötü görebilirsin? Böyle mutlak olanların tümünün yolundan çekilin. Bunlar dehşetli, tehlikeli varlıklar. Ve maalesef çağımızda giderek bunların sayısı artıyor. Dünyanın yönetimini ele geçiriyorlar. Böyle insanlar siyaset yapıyor işte. Kem gözlüler. Yaşayamayanlar, yaşayamadıkları için, sevemedikleri için nefret dolu olanlar. Şarkı söyleyemedikleri için siyasetçi olanlar. İnsanların inceliklerini anlayamadıkları için sabah akşam siyaset yapıp iktidarına söyle veya ticaret yapıp belki tarih boyunca güç hep bu tip insanlarda olmuştur. İşte böyle insanların yolundan çekilin. İyi be, yolundan çekileceğiz. Onlar işlerini yürütecekler. Hayır, örgütlenip mücadele etmemiz lazım. Değil mi? Nietzsche'ye karşı çıkabiliriz. Aa, çalıyor çırpıyor. Bir de bunların çalıp çırpanları yolundan çekileceğiz. Çekilmem arkadaş. Uğraşırım. Onların adımları ağır, yürekleri bulanıktır. Bakın edayı görüyor musunuz, tavrı? Yani bu kutsal metin tavrı var bunda. Yani binlerce yıl önceden ya da yüzlerce yıl diyelim, böyle ilahi metinlerin havası var. Dili var. Yani o dille, Zerdüşt çünkü sonuçta konuşması. Onların adımları ağır, yürekleri bulanıktır. Onlar dans etmeyi bilmezler. Bu ne kadar ağır bir eksikliktir biliyor musun? Ha ben nereden bileyim, kursa gitmem lazım, tango bilmiyorum. Ya o anlamda değil mi? Dans ne biliyor musun? Müziği duyup bedenini ona uydurmaktır. Veya evrendeki o ahengi bedeninde duymaktır dans. Dans budur. Yani derin anlamı bu. Dionysos. İşte Nietzsche'nin kastettiği şey. İçimizdeki yaşam enerjisidir. Bunu ortaya koyabilmektir.
bununla görünmekti. Yani dans edebilmek bir ahenk, bir harmoniya işidir. Bedenimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve ilişkilerimizle bir ahenk içinde veya hem ahenk içinde, yani ahenkli olarak uyum içinde olmaya çalışmak. Yani o anlamda düşünmek ve dans etmektir. Kavramların dansı diye bir şey. Yani söz edebilir mi hiç? Bir yaşama sevincini duymaktır arkadaşlar. Kursu var mı? Ben dans edemem. Arkadaş düğünlerinde zaten edemiyorum. Kurs varsa gideyim, öğreneyim. Ne olsun? Yani düğünlerde değil mi? Genellikle insanlar bedensel olarak görünmeye çalışırlar. Çünkü onlar bir ölçüde meşru mekanlardır. Kimse ayıplamaz. Hadi kızım sen de oyna. Sen dans et demezler. Oynayabilirsin. Ablan oynuyor. Hani sen de çık oyna. Değil mi? Yani genellikle dişiler pistte olur. Değil mi? Erkek tayfası. çünkü onlar tam kendilerini bedensel olarak ortaya koymakta şey var. Düğünlere baktığım zaman bizim Türkiye'de değil mi? Ama ne kadar böyle şen şakrak oynarlar. Değil mi? Ben mesela bir türlü onu kendi şeyimden memnun değilimdir. Belki hep hayatım boyunca oturup kitap okuduğum için midir? Beğenmem yani bir koca göbeğimle orada böyle bacağım bir tarafta, kolum bir tarafta hiçbir uyum kendimde görmem ama derim ki ya uyum sağlayamadığıma göre uyum sağlayamamamı anlamak da bir danstır. Şu numarayı görüyor musun? Yani böyle ben uyumsuz biriyim. Müziği duyuyorum ama bakıyorum, oynayanlara bakıyorum. Bir gün öyle öğrenciler arasında bir sempozyumdu galiba. Ali Nesin, ne hatırlıyorum bir de ben. Yani çocuklar çıktılar filan hocam işte şey yapalım. Herkes piste çıkmış. Halbuki biz böyle ciddi konuşacağız, konuşacağız diye. Sonra bir şey oldu neyse. Oraya müzik falan filan. Baktım Ali Nesin müthiş zeki biri. Pistin kenarında durdu. El sürtmeye başladı. Ha dedim daha iyi bir numara. Yani ben de durayım şimdi. böyle bir kenarda. el çırpayım ama el çırpmayı bakayım tempoya uydurabiliyor muyum? Çünkü bir de kötü el çırpma olabilir, değil mi? Yani hiç tempoya uymayan bir şey olabilir. Dans aslında bütün varlıktan gelen titreşimle yaptığımız bir danstır. Ve insan varlığıyla ilgili bir şey. Mesela fizikçilerin bize söylediğine göre bir şey var evrende. Sanki böyle bir ritmik bir şey var, sürekli atan bir şey var. Bir titreşim var. Yani kaydedilen işte dalgalardan belki anlaşılan şey böyle bir şey. Yani evrende belki de bir anlamda biz Homo sapiens kendimize böyle bir ad verdiğimiz canlı türü olarak bu titreşimi
duyuyoruz. Duyduğumuzu düşünüyoruz. Tabii buna eski kültürlerde aşk deniyor. Yani evrendeki bu titreşim. Aşk. Onlar dans etmeyi bilmezler. Böylelerine yeryüzü nasıl hafif gelebilir ki? Oysa yeryüzünün bir hafifliği var elbette. Yani nedenli kütle çekimi yasası gibi bir yasa olsa da. Bütün iyi şeyler, 17'ye geçtim, hedeflerine eğri büğrü yaklaşırlar. Kediler gibi kamburlarını çıkarırlar. Yaklaşan mutluluklarından ötürü için için mırıldanırlar. Bütün iyi şeyler güler yüzlüdür. Şimdi bu biraz sonra eleştireceği bir söz müdür? İroni midir? Yoksa bütün içtenlikle Zerdüşt bunu mu söylüyor? Onun için hemen hüküm vermemek lazım. Birinin artık kendi yolunda yürüyüp yürümediğini adımlar ele verir. Yani adımlarına bakalım, bakarız kendi yolunda yürüyor mu, yürümüyor mu? Bu başkasının yolunda yürüyor. Nasıl anladın? Adımların atışından ben anlarım. O halde dikkat edin gidişime. Hedefine yaklaşan ise dans eder. Bu bakın değişik inanç düzenlerinde dans vardır. Yani dans bir ibadet biçimi olarak da dinlerde yer almıştır. İşte sema, samah falan bizim Anadolu kültüründe. Çünkü içinizde öyle bir aşkın, varlığın gücünü duyduğunuzda bir esriklik, bir ekstazi duyuyorsunuz. Ve orada büyük bir coşku içindesiniz. Hedefine yaklaşan dans eder. Tabii danstan ne anlayacağız? Yani deli deli tepinme değildir. Yani her vücut, her beden hareketinin dans olduğunu sanmamak gerekir. Ve gerçekten de ben bir heykele dönüşmedim. Burada kas katı körelmiş, taşlaşmış bir sütun gibi durmuyorum henüz. Ben hızlı koşmayı seviyorum. Tabii bu bir coşku anında söylenmiştir. Nietzsche genel olarak yavaştır. Yani başka mesela Ecce Homo'ya falan baktığınızda filozofların büyük çoğunluğu koşmaz. Yavaş yürür. Hani bizde molla diye bir tabir vardır. Yavaş git ki molla desinler. Demek ki mollalar böyle yavaş yavaş yürüyen. Ama yaşamı tatmak yavaşlıkla olan bir şey. Yani çağımızın büyük sorunlarından biri de bu hızdır. Yani birçok kitap
yazılmış, konuşma yapılmıştır bu konuda. Yani yemek yemeyi de mesela çok hızlı yemek yiyoruz. Şimdi gençlere bakıyorum çok hızlı konuşuyorlar. Çok hızlı konuşuyorlar. Hızlı anlamak zorunda çünkü bir saatte 100 soruyu cevaplayacak mesela. Değil mi? Ona göre hazırlanıyor. Ve dolayısıyla o da sığlığa yol açıyor. Zamanı tadamıyorlar. Sörf yapıyor. Halbuki yüzmekle sörf başka bir şey. Yüzdüğünüz zaman bedeninizin değil mi önemli bir bölümü belki tümüyle başınızda sokarsanız suyun içindedir. Suyu duyarsın. Ama burada bir koşmadan söz ediyor. Belki karşı çıktığı uyuşuk yaşama biçimlerini ne karşı olduğu için ve yeryüzünde bataklıklar ve ağır keder olsa da adımları hafif olan çamurun üstünde de koşar. Tabii bu Odysseus. Odysseus, Homeros'un Odiseya diye bir metni var ya. Ayakları çok hafifti, hızlı koşar. Bazı hedeflere hızlı koşmak gerekebilir. Bu Yunan'dan gelen bir tavır. Adımları hafif olan çamurun üstünde de koşar. Ve süpürülmüş buzun üstündeymişçesine dans eder. Tabii insanın hafiflemesi gerektiği yerde hafiflemesi güzel bir şeydir. Hafifleyebilme. Yaşamın bir ağırlığı vardır. Ama hafifliği de vardır. İşte ne zaman o ağırlığın sorumluluğunu duyacağız, ne zaman o hafifliği yaşayacağız. Bakın bu da müthiş bir söz. Kaldırın yüreklerinizi kardeşlerim. Hala uyuyorsunuz. Yükseklere. Yükseklere. Çünkü yükseklerde başka yaşamlar var. Yüksekler imkanlar alanıdır. Düşler alanıdır. Sıkışmış, içine sıkıştığımız yaşamdan çıkabileceğimiz alanlar göktedir. Ama yeryüzünü de gökyüzündeymiş gibi yaşayabilme olanağı olduğunu düşünürüm. Hep söylenir ya, hani şiirlerde, filmlerde, şimdi internette de bol bol vardır herhalde. Göğü unutma. İçinde bir gök var, gökyüzü var. Yapma ya. Röntgen çektirdik çıkmadı. MR çektik hani gök mök nerede var? Gök falan yok da mide var, kalın bağırsak var, ince bağırsak, böbrek var. Gök orada. Gökü
o aletler göstermez. Ne gösterir? Göğü gök sayar ya gök gösterir diye bir şey var, aygıt var. O aygıt içindeki ne kadar gökyüzü olduğunu gösterebilir. İçimde banka kasası var. Sakladım. Paralarım var. Arsalarım var. Evlerim var. Apartmanlar var. Bizim parti var. İktidara gelecek. Kaldırın yüreklerinizi kardeşlerim yükseklere, daha da yükseklere ve bacaklarınızı da unutmayın sakın. Bacaklarınızı da kaldırın. Yani bütün vücudunuzla. Siz iyi dansçılar ve daha da iyisi baş aşağı durun. Yani çünkü alıştığımız dünyada başımız hep yukarıda, değil mi? Bir baş aşağı durun bakalım. Beyninize kan gitsin. Biraz başka konumlar, başka durumlar deneyin. Dans bu herhalde. Dans kokuşmuş alışkanlıklarımızı İşte dar bakışlarımızı, hep aynı yemekleri, aynı yerleri, aynı durumları yaşamanın, belki sürekli aslında hiçbir şey aynı değil, devamlı değişiyor ama biz hep aynı sanıyoruz. İşte hazin olan da odur. Yani belki de bu evren belki değil ki, belki bana sorarsanız. Kesinlikle Heraklit gil bir evrende yaşıyoruz. Yani Heraklit'in anlattığı bir evrende. Her şey dönüşüyor. Ama bizim o değişeni fark etmeme, değişeni hep aynı görme inadımız var. Veya tavrımız var. Hayatta ne kadar sıkıcı, hep aynı şeyler oluyor. Şimdi bu salak birazdan fıkra anlatacak. Biliyorum ne fıkrası anlatacak. Şimdi televizyondaki dizileri seyrediyorum, hepsi aynı. Komşular aynı. Market aynı. Türkiye'de siyaset aynı. Bıktım, bıktım. Ben Norveç'e gitsem, galiba Norveç aynı değildir. Yani bir yerlerin farklı olduğunu düşün. Norveç de aynı hocam. Çünkü aynılık senin kafandan. Unutma ki ne tarafa dönersen dön, burnun hep önde olacak. Dolayısıyla sen nereye gidersen git, kendini götüreceksin. Dolayısıyla sen tebdili mekanla değişiklik olacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sen kafanı değiştirmen lazım. Mutsuzluk büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Varlığın değişimlerini, kainatın sürekli değişimini ve zenginliğini görememe, basite indirgeme. Her şeyi anlamak isteme mesela. Anlamak isteme de büyük ölçüde indirgemeye yol açıyor. Ya her şeyi anlayamazsın ya. Anlayamama ya tahammülle belki insan daha bir yürek genişliğine sahip olabilir.
Hani kafanda bir daracık bir teori var. Bütün yaşadıklarını oraya tıkıştırmak istiyorsun. Yapma bunu ya. Yaşam o senin daracık bakışından çok fazladır. Hayatla maç yapılmaz. Hayat daima kazanır. Hayat bir, sen sıfır. Yani maç yaparsan daima yenilirsin. Hayatı hiçbir teoriye sığdıramaz. Hocam yakaladım bak. Senin bu söylediğin de teori. Ya gördün mü? Hayatı teoriye sığdıramazsın, teorisi yapıyorsun. Demek ki hayat teoriye sığabilir. Hayır. Şimdi ben hayat teoriye sığmaz dediğim zaman elbette teori bir anlamda neyse teori. Yani bir görüş, bir bakış diye düşünüyorum. Ama belki de sığar. Değil mi yani? Sığar mı sığmaz mı? Orada kesin sonuca varmama. 18. parçadayız. Gülenlerin bu tacı, gül çelenginden yapılma bu taç. Demek ki gülenlerin başının üzerine konacak bir taç var. Eski Yunan'da değer verilen insanların başlarına bu anlamda işte belki defne yapraklarıyla örülü veya çiçeklerle örülü böyle taçlar konulmuş. Ben kendim koydum başıma o tacı ve kendim kutsadım gülüşümü. Yani Nietzsche hep böyle somurtuk bir insan gibi değil mi? Ciddi böyle bıyıklı mıyıklı bakışları. Bu ne kadar farklı. Bugün başkaca hiç kimseyi bunu yapacak güçte bulmadım. Kendi gülüşümü kendim kutsadım diyor. Dansçı Zerdüşt. Uçuşa hazır. Mesela kendi adınızı da koyabilirsiniz, değil mi? Zerdüştlü çıkarın. İşte dansçı Kazım. Dansçı Kazım uçuşa hazır. Kanatlarıyla çağıran hafif Zerdüşt. Bütün kuşları çağıran hazır ve tamam. Mutlu bir umursamaz. Burada Zerdüşt'ün büyük ölçüde bir eski Yunanlıların deyimiyle bir manya yaşadığı, bir coşku yaşadığını görüyoruz. Kahin Zerdüşt, kehanetleri güler yüzlü Zerdüşt, sabırsız olmayan, bakın bunlar hep eski kültürlerin bir takım olumlu görülen insana özgü ahlak nitelikleridir. Yani ya sadece psikolojik özellikler olarak anlamamak gerekir. Çünkü güler yüzlü olmak bir ahlak özelliğidir. Eğer bir maske değilse tabii taktığımız. Sabırsız olmayan, mutlak olmayan, yani dediğim dedik, dar görüşlü, ben hakikati keşfettim, ben biliyorum demeyen,
sıçrayışları ve kaçamakları seven biri. Yani oyuncu biri. Ben kendim başıma koydum bu tacı. Halbuki nedir? Tipik bir bilge özelliği. Hani bazı Türkçe konuşulan topluluklarda aksakal denen. Aksakal böyle ağır başlı, değil mi? Böyle fazla insanlarla laubali olmayan. Muhtemelen çatık kaşlı. İyi bir insan ama böyle gülmez yani. Yani çoluk çocuklarla laubalilik doğru bir şey değildir. Herhalde biz bir hikmet sahibi insanlarız öyle. Çocuk. Çünkü daha bu kitabın başında çocukluğun belki en yüksek derecede bir insan bilgeliği olduğunu söylemişti. Kaçamakları seven biri, ben kendim başıma koydum bu tacı. Kaldırın yüreklerinizi kardeşlerim yükseklere. Bunu başka nasıl çevirmişler? Öbür metinde nasıl? Kaldırın yüreklerinizi mi? Mustafa Tüzel örneğin. Ben de Mustafa Tüzel'de diyor ki yükseğe kaldırın yüreklerinizi kardeşlerim. Öyle mi diyor? Yükseğe mi Aynen. kaldı? Evet. Daha da yükseklere ve bacaklarınızı da unutmayın sakın. Bacaklarınızı da kaldırın siz iyi dansçılar. Ve daha da iyisi baş aşağı durun. Yani bedeninizi hareket ettirin. Hep aynı hareketleri yıllar boyu yapıp durmayın. Baş aşağı durma, biz ne deriz? Amuda kalkın. Değil mi? Mutluyken de ağır hayvanlar vardır. Doğuştan hantal ayaklar vardır. Baş aşağı durmak için çabalayan bir fil gibi tuhaf bir biçimde çabalar dururlar. Ama mutluluktan delirmek, mutsuzluktan delirmekten daha iyidir. Bizde tabii garip deyişler vardır. Onun bir sebebi de olabilir elbette. Yani asılacaksan İngiliz sicimiyle asıl. Yani gibi sözler. Yani delireceksen mutluluktan delir. Mutsuzluktan niçin deliriyorsun? Hantal hantal dans etmek de felçli gibi yürümekten iyidir. Her insana dans yakışır. Her insana. Her insanın bir vücut ahengi vardır. Ben mesela Atina'ya gittiğim zamanlardan birinde bir gidişimde beni konuk edenler tavernaya götürdüler. Taverna müthiş bir şey. İnsanların bir arada olduğu, haberleştiği, etkileştiği, işte eski zamanların, eski Yunan'ın agorası tam öyle değil tabii çok. Çünkü kötü müzik de olabiliyor. Mesela orada şeyi hatırlıyorum. Böyle 80 yaşını çoktan geçmiş bir kadın hafif yürürken kamburunu çıkarıyor. O kadar güzel dans etti. Şeyi anlıyorsunuz. Yani bedenini müziğe kendi ritmi içinde uydurabiliyor.
kendine özgü bir dans tabii. Ama şeyi yani fark et, benim en azından fark ettiğim şey, yani o kadında bir yaşam coşkusu var, yaşama sevinci var. Belki romatizması var, ne bileyim, tansiyonu yüksektir, şekeri vardır falan filan. Belki çocuklarıyla, torunlarıyla sorunları vardır. Belki her gün tavernaya giriyor veya 2-3 günde bir. Ve gelip orada dans ediyor. Herkes yaşlı, şişman, zayıf. Ve müthiş bir ahenk içinde o tavernaya gidenlerin, tıpkı buradaki gülenler gibi. Tavernada bedenleriyle olanlar. Çünkü kainatı, varlığı, evrendeki gücü bedeninizle duyuyorsunuz. Müthiş bir şey. Tabii müzik iyi olması lazım. Çok gürültülü olmaması lazım ama genellikle tavernalar insanların birbirine saygı gösterdiği mekanlar olabiliyor. Çok bozuk olanları da olabilir elbette ama. Evet, mutluluktan delirmek, mutsuzluktan delirmekten daha iyidir. Hantal hantal dans etmek de felçli gibi yürümekten iyidir. Bu yüzden benim bilgeliğimi öğrenin. Buna Zerdüşt bilgeliği diyoruz. En kötü şeyin bile iki iyi öteki yüzü vardır. En kötü şeyin bile dans edecek iyi bacakları vardır. Yani ayaklar bize niçin verildi? Yürümek için. Ayakta durmak için. Değil mi insan aklına? Dans etmek. Dolayısıyla dans etmek doğaldır. Yürümek kadar, koşmak kadar doğaldır. İnsanidir. İnsana özgüdür. Bu yüzden siz daha yüksek insanlar, kendi kendinize öğretin, uygun bacaklarınızın üstünde durmayı. Biz dünya denen gezegendeki insanlar, bu gezegende ancak bedenimizle görünebiliriz. Hayır efendim, ben ruhumla görünürüm. Ama yani ruhunuzu nasıl göreceğiz? Bedeninizden anlayabiliriz. Çünkü ruh, bilmiyorum yani, zaman ve mekan içinde yer tutmuyor. En azından görmüyoruz. Dolayısıyla ruhunuz varsa, ruhunuzu taşıyan, ruhunuzu başkalarına gösterecek olan bedeninizdir. Gözlerinizden belki ruhunuz bakıyordur, değil mi?
Yani göz bir penceredir. Oradan bakıyordur. Belki siz de karşınızdakinin gözüne bakarsanız, size bakan karşınızdakinin ruhunu görebilirsiniz. Çünkü sizin ruhunuz da sizin gözünüzden ona bakıyordur. Onun ruhu da onun gözünden size bakıyor. Gözler değil de ruhlar, belki gözler aracılığıyla bakışıyordur. Dolayısıyla bedenimizin bu gezegende bir kutsallığı var, bir değeri var. Onu aşağılamamak, değersiz görmemek. Çünkü başka türlü görünme olanağım yok ki. Yani filozoflar yüzlerce yıl veya işte dünya belli dünya görüşleri, inanç düzenleri bedeni hep aşağılamışlardır. Asıl olan beden değildir, ruhtur, akıldır, neyse işte tindir. Ama hepsi beden taşıyor onları. Onun için ne diyor? Siz daha yüksek insanlar, yüceyi yüksek diye okuyorum. Kendi kendinize öğretin uygun bacaklarınızın üstünde durmayı. Yani ne diyor? Bedeninize yakışmayı öğrenin. Ama nasıl yakışın kiloluyum? Boyum da öyle sipsivri. Mesela kendinde şeyim, iki dişimde eksik. Değil mi? Bir sürü şey. Yakışır. Yani başkalarının çirkin dediği güzel insanlar olabilir. Çünkü o çirkin denilen görünüş ona yakışıyorsa o güzeldir. Yoksa ne bileyim beli şu kadar olacak. Değil mi? Boyu şu kadar olacak. Kilosu bu kadar olacak falan. Öyle dışarıdan konan ölçütler de sağlanan bir şey değil. Her insanın kendine özgü güzelliği var. Görebilen gözler için. Ama bunun içinde o insanlara güzellikleri olduğunu anlatmak gerekir. Birçok insan kendini güzel görmediği için acı çekiyor olabilir. Yani ben bir öğretmen olarak çok örnek gördüm acı çeken genç insanlar bedeninden dolayı. Gülemez mesela. Güldüğüm zaman diş etlerim görünüyor veya işte güldüğüm zaman sarı dişlerim var. Böyle ağzını kapar, kulağını beğenmez ne bileyim, saçını uzatır, kulağını kapatır. İşte yüzünü gerdirir, burnunu bilmem kaldırır. Güzel görün. Görünüşüne yakış. Evet böyle dişlek filan bir tuhaf bir varlıksın tamam. Yani çok zayıfsın şimdi üflesen uçacaksın. Hareketlerin kaba. Ama senin de bir güzelliğin var. Bazen deriz ki ya bunu nereden bulmuş bu adamı, mesela erkekse çok güzel bir kadın. Yanında öyle bir tuhaf bir erkekle dolaşır pek akıl verilemez değil mi?
Bunu nereden bulmuş? Tabii yani parası pulu makamı falan filan için değilse, yani hakikaten başka bir daha tinsel bir şey içinse, bazı insanları gördüğünüz zaman öyle bir elektrik alıyorsunuz. Bu insan bedenine yakışıyor. Çok şişman. Ama o kadar sevimli, o kadar güzeldir ki mesela. Değil mi? Ya bu şişman ne kadar güzel olabilir? Çünkü ahenk içindedir bedeniyle. Bedeniyle iletişim içindedir. Başka türlü söyleyeyim, bedeniyle muhabbet içindedir. Bedenimi sevmiyorum, aynaya bakıyorum. Değil mi? Haşim için anlatılır ya. Ya benim yakışıklı olabilmem için şu burnu ortadan kaldırmak lazım. Kulaklar felaket. Çeneyi de atmak lazım. Sonunda Ahmet Haşim, tamam şu yani onu at bunu at yüzünde hiçbir şey kalmadı. Yani bazen şu kocaman başı atalım da kurtulalım. Halbuki Haşim, yani fotoğraflarına baktığınız zaman Ahmet Haşim hiç de öyle çirkin mirkin biri değildi. Böyle insanlarda tuhaf şeyler vardır. Mesela Cahit Sıtkı Tarancı içinde öyle denebilir. Çirkinlik nedir? İnsanın bedenine yakışmaması demektir. Çok yaşlı insanlar görürsünüz. Yani yüzleri kırış kırış. İşte yüzünde başında lekeler, ellerinde falan. Ama güzeldir. Yani. Çünkü o bedeni taşımaktan dolayı bir sevinci vardır. Sıkıntısı yoktur. Ruhu bedeninden taşar. Bedeninden fazladır. Onu hissedersiniz. Bir süre ilk tanıştığınızda çok çirkin gelen insanlar tanıdıkça size güzel gelmeye başlar. Çünkü ruhunu tırnak içinde neyse o, onu görürsünüz. Belki de dost odur. Ruhunu görebildiklerimizdir. Bu da zaman isteyebilir. Evet, 19 okuyorduk, değil mi? Evet, 19 okuyorduk. Bu yüzden unutun kederli sızlanmaları ve ayak takımına özgü her türlü üzüntüyü. Bakın, üzüntü de bir anlamda ayak takımının işidir yani. Yani buradan şeyi de çıkarabilirsiniz. Yani öyle üzüntüler vardır ki onlar ayak takımının. Yo, yani üzülmek genellikle ayak takımının duyduğu, yaşadığı bir şeydir. Yani bir çirkin üzülme biçimi var. İnsanı geliştirmeyen, serpilmesini engelleyen. Ah ne kadar üzücü geliyor bana bugün hala ayak takımının maskaralıkları. Ama bugün ayak takımının günü. Nietzsche faşist biliyor musun? İşçi sınıfına ayak takımı diyor. Faşist.
okumayın bu faşistlere. Ayak takımı ne demek? Emekçi kardeşlerimiz. E öyle bir şey diyor mu ya? İşçiler ayak takımıdır filan. Böyle bir şey diyor mu ya? Yani ayak takımı çok zengin de olabilir, yönetici de olabilir. Bir ülkeyi yöneten bir grup da ayak takımı olabilir. Bu insanın tiniyle ilgili bir şey. Yani mana veren ruhuyla, değer yaşayan ruhuyla ilgili bir şey. İnsanın kendini nerede gördüğüyle ilgili bir şey. Ayak takımına ait olup olmama. Yoksa ayak takımı bir sosyoekonomik bir terim olarak almamak gerektiğini düşünüyor. E tabii benim bu savunmamla Nietzsche'yi çarpıttığım söylenebilir ama o dönemin kendine sosyalist diyen insanlarıyla Nietzsche'nin bir derdi vardır. Çünkü birey olarak insanın güçlü olmadığı topluluklarda topluluk olarak da çok güçlü olamazsınız. Dağlardaki mağaralarından boşanan rüzgar gibi olun. O kendi kavalına göre dans etmek ister. Rüzgar. Dağların aralarından, yarıklarından çıkmıştır ve oralardan geçerken bir ses çıkar. Yani bir üflemeli çalgı sesi. Denizler ayak vuruşlarının altında titrer ve sıçrar. Ne? Doğa. Doğanın bir musikisi, müziği vardır. Doğanın bir türküsü vardır. Senfonisi vardır. Şarkısı vardır. Musa, Muse. İşte eski Yunan'da bunlar esin insanlara esin veren, verdiği söylenen insanüstü varlıklardı. Ve eski Yunan bunlarla ilgiliydi. Sanat, müzik yaparken, tiyatro yaparken, şiir yazarken. Eşekleri kanatlandıran, dişi aslanları sağan, bütün bu günlere ve bütün ayak takımlarına bir fırtına gibi esen bu iyi ve dizginlenemez tine övgüler olsun. Ya bu da dikkat edin bir kutsal kitap metni üslubuna yakın bir üslupla söylenmiş. Bir fırtına gibi ayak takımlarına bir fırtına gibi esen bu iyi ve dizginlenemez tine övgüler olsun. Dizginlenemez. Çünkü doğa gücünü doğadan almıştır. Ancak o başka fırtınalar içerisine katıldığında dengesini bulur, ahengini bulur. Duracaksa durur, canlanacaksa daha da canlanabilir. O tin ki
Bakın tin burada neydi? Ruh. Yani insanın düşünsel, duygusal, mana yaşayan, değer yaşayan yanı, tinidir. Geist Almanca'da işte espri, sprit, batı dillerinde işte buna yakın sözler. Tin, tın, ben tın demeyi daha çok tercih ediyordum. Uygur metinlerinde galiba tın diye geçiyordu. Eski Uygur metinler. Budist metinlerde. O tin ki diken kafalara diken kafa diye bir kafa varmış. Kılı kırk yaranlara, tabi buradaki diken, dikiş diken değil herhalde, değil mi? Ne sizdeki şey, çeviri, yoksa aslına bakalım. Diken kafa. Bende de öyle de diken kafalara aynısı. Yani şey herhalde, bildiğimiz bitki olarak diken, değil mi? Yoksa dikiş diken. Ben de bitki olarak anladım. Bunu. Sen nasıl anladın? Bitki olarak. Evet. Evet, öyle galiba, ama ben neden ona öyle baktım? O tinki diye başlayan. Sonraki cümlelerde yapraklar ve yabani otlar geçiyor ya, belki onunla birlikte de düşündüğümüzde diken ot olarak düşünmek daha mantıklı gibi geldi bana. Evet, 20 değil mi bu ya? Neden öyle demiş? Eşekleri kanatlandırır. Evet. O tinki. Evet. Dikenli yapraklar. Solmuş yapraklar. Tiftir köpten gibi bir söz söylüyor. Evet, merak ettim. Çok ilginç. Bir bakayım. Neymiş? Allah Allah. Bulamadım. Diken kafa diye çevirmiş. Hocam. Buyurun. Oflazoğlu şey diye susak kafalar, çatlak kafalar diye çevirmiş. Çatlak diye mi çevirmiş? Tusak ve çatlak. Susak kafalar, çatlak kafalar. Susaktan susamış, aptal, sersem falanmış. Hiç duymamıştım.
Bir daha bir bakayım sözde. Bu bilmediğim bir sözcük. Şaşırdım. Diken kafa nasıl bir kafa olabilir? Neden böyle çevirmiş acaba? Hocam, derin Efendim. sular şeye geçirilmiş. Deve dikeni kafalara, man kafalara. Deve dikeni kafalara, man kafalara diye çevirmiş derin sular. Evet, deve dikeni demekmiş. Doğru. Kelimeyi buldum. Deve dikeni demekmiş. Ben bilmiyordum bu kelimeyi. Deve dikeni. Deve dikeni iyidir ya, değil mi? Bizim buralarda çoktur deve dikeni. Deve dikeni böyle her tarafta şeydi. Diken kafa. Güzel. Diken kafa. O tinki diken kafalara, kılı kırk yaranlara, burada kılı kırk yaran diye çevirmiş, bütün solmuş yapraklara ve yabani otlara düşmandır. Övgüler olsun bataklıklarda ve kederlerde çayırların üstündeymişçesine dans eden bu vahşi, iyi, özgür fırtına tine. Bakın bir insan betimlemesi var. İnsan tasviri veya insan tasavvuru. Diken kafalara, yani başka kafalarla etkileşime giremez diken kafa. Çünkü girdiğinde onlara batar. Değişemez, dönüşemez. Değil mi? Böyle bir tarafı var. Kılı kırk yarmak bazen gerekebilir ama çoğu zaman bütünü görmeyi engeller. Solmuş yaprak zaten açacak, gelişecek. Olanı işaret etmiyor, bitmiş olanı. Çünkü Nietzsche'de tomurcuk, yaşam bir tomurcuk. Açacak onu. Solmuş yaprak, solmuş çiçek değildir. İşte yabani otlara düşman biraz tuhaf. Çünkü yabani ot da bir şey. Yani yabani ot ahenk içinde diğer otlarla olmayan anlamında kullanmış. Bataklıklarda ve kederlerde çayırların üstündeymişçesine, yani yaşamın değişik zorlukları içinde hala dans edebiliyor olabilir mi? Hala gülümsüyor olabilir mi? Bakın böyle bir insan anlayışı Nietzsche'den çıkmış ilk kez değildir. Bu eski Yunan. Olduğu gibi eski Yunan. Çünkü eski Yunan'ın mutluluk anlayışı budur. Çok hücrelerinde duymuş. Ama bunu nerede duyabilirsiniz?
şiirde yani pek kimi belki Platon'un diyaloglarında, Aristoteles'in kimi metinlerinde ama Hristiyanlık büyük ölçüde bunu yok etmiş. Bu yaşama sevincine ket vurmuştu. Ve sevgi falan sözleriyle yapmış bunu aslında. Öldürmüş. O kayaların arasından geçerken değil mi bir neyin çıkardığı bir sese benzer ses çıkarabilen rüzgarı duyabilme işi. Halbuki onlar kilisenin inşa ettiği binalar içerisinde kendi müzikleriyle duyacaklar. Oraya itmiş onların iktidarı insanları. O tinki hastalıklı ayak takımı köpeklerinden ve başarısız olmuş karanlık suratlı tüm yaratıklardan nefret eder. Övgüler olsun bütün kapkara bakışlıların, keder tiryakilerinin, ya keder tiryakisi vardı. Amma üzüldük ha bugün. Biraz daha üzülelim be. Hay Allah. Yeterince üzülmeden yatağa yatıyorum. Olmadı. Biraz daha üzülüp ondan sonra uyuyalım. Keder tiryakilerinin gözlerine tozları üfleyen tüm özgür tünlerin tini olan bu tine. Siz daha yüksek insanlar şudur en kötü yanınız. Hepiniz nasıl dans edilmesi gerektiğini kendinizi aşarak altını çizeceğiz, değil mi? Bunu çizmek gerekir. Kendinizi aşarak. Bir tek dans ederken kendimi aşıyorum. Yerime oturduğum zaman kendimin arkasında kalıyorum. Kendinizi aşabildiğiniz için dans ediyorsunuz. Kendinizi aşarak dans etmeyi öğrenmediniz. Ne önemi var başarısız olmanızın? Daha ne kadar çok şey olanaklı olan, ne kadar çok şey var olanaklı olan, işte bu müthiş bir söz. Ne kadar çok imkanınız var arkadaşlar. Siz ki tükenmişsiniz. Bütün imkanlarınızı tüketmişsiniz. Yok artık bundan sonra benden bir şey olmaz. Bittim ben. O halde öğrenin kendinizi aşarak gülmeyi. Kaldırın yüreklerinizi siz iyi dansçılar. Yükseğe, daha yükseğe ve iyi gülmeyi unutmayın. Şimdi bir gülme var, bir de iyi gülme var. Nasıl gülünür? Neye gülünür? Kime gülünür? Neden gülünür? Vallahi bir çocuk var televizyona çıkınca gülmekten kendini tutamıyor. Bunu yüzünü gördüğünde gül gül mahvoluyor. Hatta şey denir değil mi? Kime güldüğünü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Neye gülüyorsun? Hemen söyleyeyim. Komik şeylere gülerim. İnsanlar çok komik. Hep insanları görünce gülüyorum. Aynaya bakıp gülüyorum. Her şeye gülüyorum. Gülenlerin bu tacı, gül çelenginden yapılma bu taç.
Sizlere kardeşlerim atıyorum bu tacı. Vallahi aldık Frederick kardeş. Değil mi? Şimdi Zoom üzerinden bak, şimdi bakın önünüze gülme tacı atıldı, hemen kafamıza koyalım. Keşke ayarlasaydık, değil mi? Bu konuşma biterken hepimizin kafasında bir gülme tacı. Gülmeyi kutsamıştım. Siz daha yüksek insanlar öğrenin gülmeyi. Evet, müthiş bir metin, gerçekten şaşıyor insan. Ve gelsin de Türkiye'de gülsün bakayım. İşte muhalif şeyde. Bakalım bu kadar maaşla yaşanıyor mu bakalım. Gelsin de görsün Türkiye'de gülünüyor mu. Norveç'te gitsen güleceğim. Türkiye'de gülemiyor. Türkiye batıyor zaten. Yakında batacak. Onun için üzülüyorum. Gülme hakikaten müthiş. Müthiş bir şey ama buradaki derinliği iyi anlamak lazım. Yani böyle gıdık, kendini gıdıklayıp gıdıklayıp gülme anlamında öyle bir gülme kastedilmiyor. Böyle sinir bozuk, böyle şey, asabi gülmeler vardır. Veya işte arkadaş çatlatma gülmeleri olabilir. Kıskançlık gülmeleri. Onları kastetmiyorlar. Şimdi bundan sonra okuyacağımız metin hüzün diye çevirmiş Ahmet Cemal. Ben ama hep o çeviriye karşı çıkmıştım. Ben neyse, haftaya devam ederiz arkadaşlar.